Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Ailemiz Sohbet Günlüğü adlı eserimizin 33. sohbeti olan En Sevimli Nimet Çocuk konulu sohbetimizi birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerimemiz Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Sadakallahu l-Azim. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bugünkü nasibimize düşen hadis-i şerifimizin metni şu şekilde. An Ali ibn Ebi Talib'in gala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gala akka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ile haseni bişatin ve gala ya Fatime tuhliqi ra'sehu ve tesaddaqi bi zinetin şa'rihi fiddaten. Sadaka Resulullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Ali bin Ebu Talib radıyallahu teâlâ anh'dan şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem torunu Hasan için akika olarak bir koyun kurban etti ve Fatıma onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver buyurdu. Bu hadis-i şerifimiz İmam Tirmizi Hazretlerinin sünneninde Edahi bölümünün 19. hadis-i şerifidir kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz şu şekilde. Evlenip aile kuran bireyleri en çok mutlu eden şeylerden biri Allah-u Teala'nın onlara hayırlı bir evlat lütfetmesidir. Çocukları kendisi için göz aydınlığı olan ebeveynin dünyada mutlu olduğu gibi ölümünden sonra da amel defterine sevaplar yazılmaya devam edeceğini bilen Rahman'ın has kulları kendi kurtuluşları için dua ederken eşlerini ve evlatlarını da hayır dualarından mahrum etmezler. Çocukları dünyaya gelmeden dua etmeye başlayan müminler, yavrularına kavuştuklarında da bu nimetin şükrünü eda etmeyi ihmal etmezler. Onlar bilirler ki Rablerinin dualarını kabul buyurup onlara bahşettiği çocuklar ancak Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak yetiştirildiğinde dua sahipleri için göz aydınlığı olur. Anne babanın bu uğurdaki çabası ise çocuğu lütfeden Rabbine yönelik fiili bir şükran ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, torunları olduğunda onlar için kurban keserek Rabbine olan şükran duygularını ifade etmiş, gerekli maddi imkanlara sahip ümmetine bu konuda tavsiyede bulunmuştur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı, Esma radıyallahu anh'ın oğlu, muhacirler için çok değerliydi. Medine'de doğan ilk çocuktu. Doğuşuyla Yahudilerin, Müslümanların çocukları olmasın diye büyü yaptıkları yönündeki söylentiyi ortadan kaldırıyordu. Müslümanların gelecekle ilgili ümitleri tazelenmişti. Ona Abdullah ismini verip ağzını hurma ile tatlandıran Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, mutluluk kaynağı olan yavru için dua etmişti. Tüm çocukları sevinçle karşılayıp onların kulaklarına imanın esasları olan cümlelerden oluşan ezan ve kamet okuduktan sonra isimlerini veren Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin diğer tavsiyesi onların tıraş edilip saçları ağırlayınca sadaka verilmesiydi. Cinsiyetinden, fiziki özelliklerinden bağımsız olarak tüm çocuklar sevinç kaynağıdır. Dünya hayatının süsüdür. Bazen aileler istedikleri cinsiyette çocukları olmadığında üzülmekte, bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan anneler suçlanıp hor görülmektedir. Oysa ki onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü kapkara kesilir ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu gibi istediği cinsiyette çocuğu olmadığı için üzülmek cahiliye adetidir. Çünkü doğacak çocuğun cinsiyetini belirleyen Allah-u Teala'dır. Müslümana yakışan onun tercihini severek kabul etmektir. Günümüz şartlarında çocuğun cinsiyetini önceden belirleme ihtimali olsa bile böyle işlem yaptırmayı düşünmek kul olmanın sınırlarını aşmak demektir. Engelli çocuklar da aileleri için zor bir imtihandır. Çocuğunun engelli olacağını öğrendikten sonra
onu kürtaj yoluyla aldırmayı düşünmek ise imtihana rıza göstermemek anlamına gelir. Sağlıklı doğduğu halde ilerleyen yaşlarda hastalık ya da kaza gibi sebeplerle engelli hale gelen bir çocuğun yaşamaya hakkı olduğu kadar anne karnındayken engelli olduğu tespit edilen çocuğun da yaşama hakkı vardır. Rabbimizin lütfettiği her çocuğun değerli olduğu ve anne babası için göz aydınlığı olma fıtratıyla yaratıldığı unutulmamalıdır. Bugünkü fetvamız tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir sorusunun cevabından oluşacak inşallah. İster kadın ister erkekteki bir kusur sebebiyle tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 20.05.1992 tarihli kararına göre döllendirilecek yumurta ve spermin her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi birisinin yabancıya ait olmaması, döllenmiş olan yumurta başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan eşin rahminde gelişmesi, bu işlemin gerek anne babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur. Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanması ise caiz değildir. Cenab-ı Hak burada ile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.